Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle birlikte 1. ünitemiz olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesini artık bitiriyoruz. 4. konumuzdayız. Konu başlığımız Adım Adım Liderliğe Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı. Ekranda gördüğünüz ders notlarını tamamen sizler için teker teker oturdum, hazırladım arkadaşlar. Yaz boyunca uğraş verdik. Sizler de bu emeğimizi boşa çıkartmayacağınızı biliyoruz. Ekranda gördüğünüz PDF ders notlarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden o zaman birinci ünitemizi bu konuyla birlikte bitirelim. Hadi dersimize başlayalım. Arkadaşlar bu konuda Mustafa Kemal'in askerlik hayatına değineceğiz. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden 1905 yılında mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak ilk görev yeri Şam 5. Ordu'ya atandı. Tabii ki Mustafa Kemal pasif bir öğrenci değil. E, pasif bir görevde de bulunmuyor. Ülke sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyor, didiniyor ve Özellikle Şam'da çok önemli bir olay var arkadaşlar. Yakın arkadaşlarıyla birlikte bir cemiyet kuruyor. Bakın, cemiyetin adına dikkat edin. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Bakın, bir insan niye bu cemiyete vatan der? Vatanla sevdiği için der. Hürriyet ne demek? Özgürlük demek. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Mustafa Kemal kuruyor. Bakın, buradan Mustafa Kemal'in 3 tane kişilik özelliği çıkar. 1 Mustafa Kemal teşkilatçıdır. Etrafına birileri toplayarak, arkadaşlarını toplayarak bir dernek, cemiyet kurabilmiştir. 2. Örgütleyici 2 demeyelim. Hatta şöyle yapalım. Örgütleyici ile teşkilat, teşkilatçı aynı şey. Buna 1 diyelim. E, lider diyoruz ikinci özelliğimiz arkadaşlar. Mustafa Kemal çünkü bu cemiyetin kurucusudur, lideridir. E, aynı zamanda üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Cemiyetin adına baktığınız zaman Mustafa Kemal'in üçüncü özelliği olarak da vatanseverliği karşımıza çıkar. Şimdi burada kavram bilgisi bakacağız. Teşkilatçı özellikle burada çok fazla karşınıza çıkacak bir kavram. Teşkilatçı örgütçü demek. Örnek veriyorum çok basit bir örnek. Diyelim ki okulda bahçeye çıktınız teneffüste. Herkes boş boş dolanıyor. Bir kişi geliyor diyor ki hadi ne yapalım yakan top oynayalım. Bu o kişi gelip sizi örgütlüyorsa yani hadi sen gel sen gel sen gel sen şu takımdasın sen şu takımdasın diyorsa o kişi teşkilatçıdır. Bakın çok basit bir örnek. Mustafa Kemal de etrafına birilerini toplayarak bir şeyler yapabilmiş, faaliyet yürütebilmiş. İşte Mustafa Kemal burada ne diyoruz? Örgütleyici diyoruz. Lider nedir? Gruba etkileyen ve peşinden sürükleyen kişidir ya da sürükleme gücüdür diyoruz. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarak bu özelliklerini yansıtıyor. Gelelim Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde adını ilk defa duyduğumuz olay olan 31 Mart olayına. Mustafa Kemal Selanik'te bulunduğu sırada arkadaşlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Bu cemiyetin çalışmaları sonucunda ülkede yeniden meşrutiyet ilan ediliyor. Hatırlayacaksınız meşrutiyet padişahla birlikte meclisin bulunduğu yönetim şekliydi. 13 Nisan 1909 yılına geldiğimizde İstanbul'da meşrutiyeti istemeyen bir grup ortaya çıkıyor. Ve bu grup diyor ki biz meşrutiyeti istemiyoruz. Meşrutiyet yıkılacak. Bunun için ne yapıyorlar? Bakın isyan çıkarıyorlar. Bu olay 31 Mart olayı olarak adlandırılır ve bu olayı bastırmak için bir ordu kurulmuştur. Selanik'te bulunan bir ordu, Hareket Ordusu. Kurmay Başkanı olarak Mustafa Kemal bu ordunun başında İstanbul'a geliyor ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynuyor. Bu orduya ismini veren kişi bizzat Mustafa Kemal'dir ve ordunun planlamasını yapan kişi de bizzat Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar bu olaydan sonra 31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamit padişah tahttan indiriliyor. Yerine 5. Mehmet Reşat getiriliyor ve İttihat Terakki Cemiyeti artık yönetimde hakim oluyor. Şimdi bizim için bakın uyarıyı sizler için buraya çaktım. Dedim ki arkadaşlar Mustafa Kemal'in 31 Mart isyanını bastırmada önemli rol oynaması meşrutiyet taraftarı ve yenilik yanlısı olduğunu gösterir. Mustafa Kemal demokrasiyi seven bir insan. E meşrutiyet de üstü kapalı bir demokrasi tam anlamıyla olmasa da e bunu koruyor. Ya e, zaten meşrutiyet bir yenilik, yenilikçi. Yani Mustafa Kemal bu e meşrutiyeti koruyorsa yenilik yanlısı demektir. Lütfen bunu unutmayın. Evet arkadaşlar 31 Mart olayını böylece bitirdik. Hemen devam edelim. Tabii ki kağıt bana azizlik çıkarıyor biraz. Devam ediyorum arkadaşlar Trablusgarp savaşı ile. Şimdi Trablusgarp savaşı bizim için önemli bir savaş. Çünkü Osmanlı Devleti bu savaşla birlikte Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybedecek. Hatırlarsınız Sanayi Club ile birlikte sömürgecilik yarışı başlamıştı. Ve İtalya bu sömürgecilik yarışında birazcık geç kalmıştı. İtalya 1911 yılına geldiğinde bir baktı ki sömürecek hiçbir yer kalmamış. Bir yeri gözüne kestiriyor. Orası da neresi? Trabluskarp. Kimin bu Trabluskarp? Osmanlı Devleti'nin. Peki Osmanlı güçlü mü? Hayır, güçsüz. Diyor ki ben buraya rahatlıkla çökelim diyor. Ve 1911 yılına geldiğinde hammadde bulmak için Afrika'daki son Osmanlı toprağı olan Trabluskarpa ne yapıyor? Saldırıyor. Şimdi Osmanlı Devleti maalesef ki maalesef bir daha söylüyorum Trablusgarp'a ordu gönderemiyor. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Çünkü buraya ordu gönderebilmemiz için iki yol var. Bir deniz yolu. Deniz yolundan ordu gönderemeyiz. Çünkü Osmanlı donanması eski gücünde değil. Yani donanmamız çürümeye bırakılmış bir halde bekliyor. Peki o zaman hocam karadan asker gönderelim. Karadan da asker gönderemeyiz maalesef. Çünkü Mısır'ı İngiltere almış. Bizim önümüzü kesiyor. Yani Trablusgarp'a geçecek yolumuz İngiltere tarafından kapatılmış. Yani Osmanlı ne buraya denizden ne de karadan asker maalesef gönderemiyor. Bu durum sonucunda Osmanlı Devleti Trablusgarp'a halkı İtalyanlara karşı harekete geçirmek için gönüllü Türk subaylarından gizlice gönderiyor. İşte Mustafa Kemal bu gönüllü subaylardan bir tanesi. Arkadaşlar burası çok çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Her sene buna benzer sorular çıkar. Mustafa Kemal'in buraya, Karpa gönüllü olarak gitmesi onun hangi özelliğini gösterir? Kararlı ve vatansever olduğunu gösterir. Çünkü vatanı korumakta kararlı ve e, vatansever olduğunu biz buradan çok rahatlıkla anlıyoruz. Özellikle vatansevere dikkat edin arkadaşlar. Ordu gönderilemezken Mustafa Kemal gizlice oraya gidiyor ve burayı ben vermem diyor. Vatansever olduğunu çok rahat bir şekilde burada söyleyebiliyoruz. Tabii ki de arkadaşlar Mustafa Kemal bunu dese de e, maalesef savaşı kaybedeceğiz. Ama Bakın ama burası da çok önemli. Derne ve Tobruk şehirlerinde Mustafa Kemal dağınık halde bulunan yerel halkı birleştiriyor. Bakın bu, bu cümle çok önemli. Birleştiriyor ve İtalyanları içeriye sokmuyor. Aslında küçük de olsa bir başarı alıyor. İşte burada Mustafa Kemal'in yerli halkı birleştirip Derne ve Tobruk'ta başarı alması çok çok önemli bizim için. Çünkü Mustafa Kemal'in teşkilatçılık ve örgütleyicilik özelliklerini Buradan çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Her sene buna benzer bir soru çıkıyor. Bunu söylemiştim arkadaşlar lütfen buraya dikkat edin. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? İtalya bakıyor ki diş geçiremiyor Osmanlı Devleti'ne. Çanakkale önlerine doğru gemilerini gönderiyor. Yani tehdit ediyor. Diyor ki siz oradan ayağınızı çekmezseniz ben Çanakkale'ye saldıracağım. Aslında sopa gösteriyor. E bunu tam bu dönemlerde bir de arkadaşlar maalesef Balkanlarda da Balkan savaşları patlak verince Osman diyor ki Balkanlar mı? Trabluskarp mı? Te teraziye koyuyor tartıyor. Balkanlar daha ağır basıyor. Çünkü Balkanlar bizim için daha önemli. Eğer Balkanlar giderse İstanbul gider, başkent gider. Bu yüzden maalesef Trabluskarp'a gerekli önemi veremiyoruz. Ve savaş imzalanan Uşi Antlaşması ile sona eriyor. Ve böylece Trabluskarp İtalya'ya bırakılıyor. Kaybeden taraf biz oluyoruz. Kazanan taraf İtalya oluyor. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Balkan savaşlarına geldik. Öncelikle 1. Balkan Savaşı'na bakacağız. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ bizim ülkemizde yaşayan azınlıklardı. Biraz gaza geldiler. Büyük devletlerin kışkırtmasına geldiler. Milliyetçilik akımıyla birlikte de dediler ki biz kendi devletimizi kuracağız. Osmanlı'ya karşı isyan ettiler ve Balkanlar da bize karşı saldırıya geçtiler. Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında arkadaşlar Gelibolu Yarımadası'nda görevli, Çanakkale Boğazı'nın korunmasından görevli. Şimdi Mustafa Kemal burada aktif olarak savaşmıyor ama bakın Çanakkale bölgesinde bulunması Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde başarılı olmasına etkili olacak çünkü bölgeyi avucunun içi gibi biliyor, geziyor. 1. Balkan Savaşı'nda yeniliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada önemli olarak şu var. Ee, orduyla siyaset iç içe girmiş. Subayların arasında bir çekişme var. Sen o cemiyettensin. Sen şu cemiyettensin. Asıl işini bırakıyorlar. Siyasetle ilgileniyorlar. İşte Mustafa Kemal bunu daha önceden söylüyor. Diyor ki orduyla siyaset birbirinden ayrılmalı diyor. Ve ne kadar haklı olduğu işte Balkan Savaşları'ndaki yenilgi de ortaya çıkıyor. Orduyla siyaset birbirinden ayrılmadığı için biz maalesef bu savaşı kaybediyoruz. Buradan da Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü ortaya çıkar arkadaşlar. Kişilik özelliğinde de bunu söyleyebiliriz. Birçok yeri kaybettik. Birinci Balkan Savaşı ile hatta düşman İstanbul'a neredeyse yaklaştı arkadaşlar. Bakın Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz toprakları şurada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Neredeyse İstanbul'a kadar geldiler. Gelelim İkinci Balkan Savaşı'na. Bu İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi birazcık komik. Çok komik. Çünkü kendi aralarında savaşa tutuşuyorlar. Diyorlar ki ee, savaşa katılan devletler neden Bulgaristan en büyük toprağı aldı? Bu sefer Bulgaristan'a savaş açıyorlar. Bulgaristan'ın fazla toprak alması üzerine Balkan devletleri Bulgaristan'a saldırıyor. Biz de fırsat bu fırsat diyerek kaybettiğimiz yerleri geri almak için Bulgaristan'a saldırıyoruz. Ve Edirne çevresini Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyoruz. Mustafa Kemal Edirne ve Kırklareli'nin geri alınmasında önemli rol oynuyor. Bakın haritamızı burada daha net görebilirsiniz. Edirne ve çevresi burada kayıp ama burada Edirne ve çevresini geri almışız. İşte 2. Balkan Savaşı en fazla bunu kurtarabilmişiz diyoruz. Evet arkadaşlar böylece sizlerle birlikte bir kahraman doğuyor ünitemizin tamamını son konuyla birlikte bitirdik. Mustafa Kemal'in askerlik hayatını detaylı bir şekilde gördük. Bundan sonra da hızlı bir şekilde ikinci ünite konularımıza başlayacağız notlarını hazırlıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hızlı olmaya çalışacağım. Eğer derslerimizi kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.